Mehmet Emin Yurdakul'un balıkçı bir baba ve göçmen bir annenin oğlu olarak Beşiktaş'ta doğduğunu, iyi bir eğitim alarak çeşitli devlet görevlerinde bulunup edebiyatla ilgilendiğini, 1897'de Türk-Yunan Savaşı sırasında Cenge Giderken adlı şiirinde "Ben bir Türk'üm, dinim cinsim uludur" diyerek şiirde Türk kelimesini kullanan ilk sanatçı olduğunu, "Ey Türk Uyan" kitabındaki şiirlerinde Türklerin Altaylardan Anadolu'ya gelişlerini, gerçekleştirdikleri fetihleri ve yerleştikleri ülkelere medeniyet tohumları ektiklerini anlattığını, şiir nazım biriminde ölçüsünde değişiklikler yapıp duraksız şiirler yazarak şiirin biçiminde yenilikler yaptığını, hece ölçüsü ve sade dille şiirler yazarak memleket edebiyatının öncülerinden olduğunu, dil ve milli şuur konusunda yetişmesinde etkili olan şahıslardan birinin Cemalettin Efgani olduğunu, milli edebiyat akımının kurucularından ve Türkçülük akımının önemli temsilcilerinden olduğunu, Türk Yurdu Cemiyeti ile Türk Ocağı'nın kurucuları arasında yer aldığını, Türklerin ilk büyük milli şairi tanıtımıyla Türk Ocağı tarafından adına büyük bir tören düzenlendiğini, Çanakkale cephesine giderek Çanakkale kahramanlarına ithaf ettiği Ordunun Destanı adlı kitabı yayımladığını ve bu eserin Mustafa Kemal'den bahseden ilk manzum eser olduğunu, milli mücadeleye devam ederken halka ve orduya moral verici konuşmalar yapmak için Mehmet Akif ile Anadolu'ya gönderildiğini, Cumhuriyet'in ilanından sonra milletvekili olduğunu ve ölümüne kadar vekil olarak kaldığını biliyor muydunuz? "O ne bacı? Ot diyoruz, ne olacak? Tarlan yok mu? Ne öküz var, ne toprak. Bugüne dek ırgat gibi didindim. Çifte gittim, ekim biçtim, geçindim. Kocan nerede? Ben dulum. Kocam şehit, bir ninem var, bir oğlum. Soyun sopun, onlar dahi hepsi yoksul. Ah efendi, bize karşı İstanbul. Neden böyle sert, yalçın, taş gibi? Taşraların hayvanlık mı nasibi?" Anadolu şiiri Mehmet Emin Yurdakul.